Şimdi cihat konusunda insanların bir kısmının ifratta, bir kısmının da tefritte olduğunu düşünüyorum. Niçin? Bazı insanlar İslam'da cihadın olmadığını, içinde yaşadığımız çağda Kur'an'da anlatıldığı veya Peygamberimizin pratize ettiği gibi bir cihadın olmasının mümkün olmadığını, çünkü modern dünyanın buna müsait olmadığına inanıyorlar ve buna binaen de cihatla ilgili nasları tevil ediyorlar. Bu ifrattır. Estağfurullah, bu tefrittir. Bir de cihat konusunda ifrat eden insanlar var. Sanki din sadece cihattan ibaretmiş, din sadece kitalden ibaretmiş, savaştan ibaretmiş. Savaşan herkes iyi, savaşmayan herkes kötü. Savaşan herkes işte Allah'a yakın, savaşmayan herkes münafık ve Allah'tan uzak. Cihat kavramını getirip kital kavramıyla özdeşleştiren ve başkasını da cihat kabul etmeyen insanlar var. Birincisi zaten kafirdir birinci grup. Çünkü şeriatın hükümlerinden ve en açık hükümlerinden birini inkar ettiklerinden dolayı kabul etseler de etmeseler de bunlar küfür ehlidirler. İkincisi ise, ikinci grup ise azgındır. Haddini aşan bir gruptur. Cihat nedir? Evvela onu söyleyeyim ben. Cihat, kişinin Allah yolunda mücadele etmesidir. Ve Kur'an'a ve sünnete göre bunun çeşitli yolları vardır. Bir insanın Ebu Musa el-Eş'ari'nin hadisinde varit olduğu gibi Allah'ın kelimesini yüceltmek için canıyla savaşması, harp meydanlarında bulunması, bu bir cihattır. Kital demiş olduğumuz, savaş demiş olduğumuz cihattır. Ve bu Tövbe suresinde Rabbimizin ifadesiyle اَعْزَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katındaki en üst mertebedir. İnsanları İslam'a davet etmek, onlara hayrı ulaştırmak, bu bir cihattır. Mekke'deyken Peygamberimiz Allah Azze ve Celle ona buyurdu ki وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا O Kur'an ile kafirlere karşı büyük bir cihat ver dedi Allah Azze ve Celle. Demek ki Kur'an'ı insanlara anlatmak, İnsanları Kur'an'a davet etmek Allah'ın yanında büyük cihattır hem de. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Allah ona ayet indirdi. Dedi ki, جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ Kafirlere ve münafıklara karşı bir cihat ver ve onlara karşı sert ol, sert ol dedi. Allah Resulü kafirlerle cihat etti. Ama hiçbir zaman kılıç kalkan kuşanıp münafıklarla cihat etmedi Allah Resulü. Demek ki Allah Resulü'nün münafıkların oyunlarını bozması, siyasi bazı hamleler yapıp onların evlerinde konuştukları planları onların kursağında bırakması, yani siyasi bir zeka, Müslümanları tehlikelerden korumak, bu Allah yolunda yapılan bir cihattır demek ki. İlim talep etmek bir cihattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, kim benim bu mescidime gelir, bir hayrı öğrenir ya da bu hayrı insanlara öğretirse, o Allah yolundaki mücahit gibidir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen insanın nefsinde var olan fucuru, insanın nefsinde var olan kötülükleri temizlemek için, arındırmak için yaptığı ibadetler, nefis terbiyesi ve tezkiyesi bu bir cihattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste dedi ki, El-mucahidu men cahede hevahu fi ta'atillah. Mücahit, Allah'a itaat etme konusunda kendi hevasıyla mücadele eden adamdır. Demek ki cihat çeşit çeşittir. Mücadele çeşit çeşittir. Bazısı kitaldir, bazısı davettir, bazısı nefsi terbiye etmektir, bazısı ilim öğrenmektir, bazısı Allah yolunda infak etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah'ın mallarında hakkıyla görevini yapan kişi Allah yolunda gazve etmiş kişi gibidir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen müminlerin malları kendisine emanet edilen bir muhasebeci veya bir haznedar olabilirsin. Misal, çok titiz davranırsın. Peygamber seni Allah yolunda cihat etmiş. Bunu da bir cihat kabul ediyor. Çünkü bir insanın maldan çalmaması, israfa gitmemesi için nefsiyle mücadele etmesi gerekir. Bu da Allah Resulü'nün yanında bir cihattır. Haliyle getirip bütün bunları tek bir şıkta toplayıp cihat budur, bunun dışındakiler cihat değildir diyen insanlar, farkında olsalar da olmasalar da haddi aşan insanlardır. Niye bazı insanlar bana cihatçı diyorlar? Bazıları da bana cihat düşmanı diyorlar. Allah'ın dininin de namaz olduğu gibi, zekat olduğu gibi, oruç olduğu gibi cihat da var olduğundan,
Ve biz konuşmalarımızda cihattan, cihadın faziletinden, cihadın gerekliliğinden söz ettiğimizden ötürü batılılara yaranmak isteyen, batılıların cihat kavramını duymak istemediklerini bildiklerinden bizi yaftalamak için, karalamak için bize cihatçı diyorlar. Zannediyorlar ki cihat kavramını her kullanan ona işte cihatçı denmesi lazım, terörist denmesi lazım. Ben Allah'ın hükümlerinden bir tanesini insanlara anlatıyorum diye biri bana cihatçı diyecekse ya da bana terörist diyecekse başımın üstünde yeri vardır. Ben Allah'ın hükümlerini anlatmaya devam ederim. Cihat düşmanı diyenler niye cihat düşmanı diyorlar? Cihadı önce belli bir noktaya toplayan insanlar sonra da genelde cihadı kendi tekellerine alıp babalarının malıymış gibi davranıyorlar. Yani sen onların cemaatlerine katılmadığında, sen onların cemaatlerini tasvip etmediğinde ya da bazı davranışlarını eleştirdiğinde bizi eleştirdi, bize katılmadı demiyorlar. Bu cihat düşmanıdır diyorlar. Çünkü zannediyor ki cihat babasının malıdır. Kim onun hakkında konuşursa cihadı eleştirmiş olur. Bu bile nasıl bozuk bir zihniyete sahip olduklarını gösterir. Ümmet ümmet dediklerine bakmayın siz. Biz ümmetçiyiz. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Kendi gruplarından olmayan hiç kimsenin onlar için bir hürmeti yoktur. Bu 30 yıllık yaşanmışlıkların tamamı da bunu göstermektedir. Bir arada yaşasınlar 10 sene, 15 sene. Akşam ihtilaf etsinler, sabah birbirlerini kesmeye başlıyorlar. 10 sene omuz omuza verdikleri kardeşleri onların cemaatinden çıktığında onu öldürebiliyorlar. Onun kanını helal görebiliyorlar. Hani cihattı mesele? Hani sizin için mücahitler çok kutsaldı? Hani Allah yolunda cihad edenleri kendi yoluna eriştirecekti? Bunlar hepsi sadece kılıftır. Bunlar hepsi sadece hikayedir. Ben insanlara Allah'a davet eden bir davetçiyim. Nasıl ki biri çıksa dese ki ben Halis Hoca'nın üslubunu beğenmiyorum. Halis Hoca'nın anlatım tarzını beğenmiyorum. Halis Hoca'nın cemaatleşme şeklini ben beğenmiyorum dese, ben de çıksam desem ki bu adam davet düşmanıdır. Allah'a davet düşmanlığı yapıyor, haddimi aşmış olurum. Çünkü Allah'a davet benim tek elimde değildir. Ben sadece Allah'a davet etmekle şeref duyan bu kervanın yolcularından bir yolcuyum. Beni eleştiren Allah'a eleştirmiş olmaz. Beni eleştiren, dini eleştiren bir münafık olmuş olmaz. Hakeza herhangi bir örgütü, herhangi bir cemaati eleştirdiğiniz zaman siz cihadı eleştirmiş olmazsınız. Evet, cihad bir farizadır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibidir. Fakat cihat yoktur diyenler ne kadar hatalıysa, cihadı sadece kıtale indirgeyenler de hatalıdırlar. Cihat yoktur diyenler nasıl hatalıysa, kendilerine yönelik eleştirileri, cihada yönelik eleştiri kabul eden ve cihadı babalarının malı zanneden insanlar da aynı şekilde hatalıdırlar. Birinci gruba Allah hidayet etsin. İkinci grubu da bizi de Allah ıslah etsin. Yani nasıl bizim davet konusunda hatalarımız var, Allah'ın bizi ıslah etmesini, kardeşlerimizin bize nasihat edip yol göstermesini temenni ediyorsak, Allah bunları da ıslah etsin. İnsanların bunlara yapmış olduğu nasihatlere kulak vermelerini sağlasın diyebilirim.